Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. 18 Ocak 2019 Cuma günü Uğur Civelek'le birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam çarşı karıştı. Diyeceksiniz niye karıştı? Bütün internet sitelerinde, gazetelerde falan son dakika milyonları ilgilendiren haber. Herkes işte para sahibi, pul sahibi olacak falan diye o yeni torba devreye girdi. Birçok açıdan, birçok noktada insanlara bir şeyler veriyor. Mesela Bakan Selçuk, Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarımızla devam ediyor. Dosya bazında artık 1000 liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak demiş. Onun dışında da ayrıntılarını biraz sonra veririm. Bayağı bir bu 3600 ek göstergeyle %20 civarında artış yapılacakmış kamu çalışanlarına. Bunun dışında bakıyorum perakendede güven dip yapmış. Tahsilatta da dip yapma var. Cumhuriyete göre mesela tarımda Suriye'ye bile muhtaçmışız. Ha, asıl şeyi isterseniz oradan başlayalım. Berat Albayrak bakın dedi, burası çok önemli. Hep dediği gibi bakın burası çok önemli. Enflasyonla topyekun mücadelede marketler üzerine düşeni yapmıyor dedi. Bakıyoruz pazardaki fiyatlar farklı, marketteki fiyatlar farklı, ona göre davranırız dedi. Değil mi? Deniz öyle demedi mi? Ben mi şey yaptım? Ha, fatura markete kesildi diye. Bu böyle olmaz dedi. Ne demek bu? Yani şimdi bir, biz serbest piyasa ekonomisinden vaz mı geçiyoruz? İki, ne demek fatura markete kesildi? Yani ben anlayamadım, o yüzden soruyorum. O zaman soruyu biraz değiştirip şöyle sormak belki doğru. Neden bu şekilde bir mesaj verme ihtiyacı duyuyor? Amacı ne? Hadi şimdi, öyle sormuş olayım. Çünkü belli ki son 5 aydır faizleri olabildiğince seri şekilde düşürmek için çaba harcıyorlar. Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu bu hafta içinde toplandı. Bir mesaj verdi. Enflasyonda belirgin gerileme yaşanana kadar sıkı duruşu koruyacağız. Gerekirse eksiklaştırmaya gidebiliriz. Şimdi o zaman ne oluyor? Belirgin gerilemeyi süratle mümkün kılarlarsa faizler düşecek, bunun için çalışıyor. Burada marketler günah keçisi. Ne olacak? Yine zabıta mı gönderecekler? Ne olacağıyla konuşmak isteyen varsa buyursun buradan yaksın, ama marketlerin kımıldayacak yerleri olduğunu hiç sanmıyorum. Peki pazarla market karşılaştırması doğru mu? Pazarla market karşılaştırması, şimdi marketlerin durumu nedir? Tümüyle kayıt içinde çalışıyorlar. Gelen mal belli, kar marjı belli, satış fiyatı belli. Kira belli, elektrik. Kira belli, her şey belli. Pazarlardaki durum çok farklı. Bir kere pazarla mukayese etmek çok mantıklı değil. Şimdi ne anlamda söylüyorum? Pazarlardaki mallar yeni sezon ürünleri değil. Seri sonu, değişik ürünler. Hı. Sebze, meyvede de zaten pazarla arasında büyük bir fark yok. Fileronu markette daha yüksek olduğu için kar marjını biraz daha yüksek tutmak zorunda. Diğer değişken masrafları da var. Bunların sebeplerini görmezden gelerek sırf farkı bahane edip marketlerini günah keçisi yapmak iyi niyet değildir. Başka bir hesap nedeniyle burayı kullanma çabasıdır. Yani burada faizlere gelir tabii. Düşürebilmek için tabii. Hocam Ahmet Kurt arkadaşımız, izleyicimiz. Abi günaydın, kolay gelsin diyor. Soğan da dahil oldu. Tüm kuru bakliyata ithal yolu açıldı. Biz ekonomi olarak nasıl büyüyoruz? Bir katakulli yok mu? Saygılarımla Gaziantep. İzleyicilerin sorularını da alıyorum. İyi yapıyorsunuz. Evet, soğanda yaşananlar belli. Geçen yılın 3. çeyreğinde soğan depoları basıldı. Niye? Fiyat 5 liranın üzerine çıktı diye. Ama o da komikti diye. Ama ya. Yani adam depolamadan nasıl ticaretini yapacak ki? Suçlu buldular. Stokçular fiyatları şişiriyor. Sonra biz o zaman yaptığımız yorum ortadaydı. Yılda bir kere hasadı yapılan bir ürün. Birilerinin bunu stoklaması gerekiyor ki düzenli olarak piyasaya arz edilebilsin. Tabii ki ürün eğer hastalıklıysa, arz yetersizse, maliyetler yüksekse fiyatlara bunlar değişik şekillerde yansır. Burada depoyu soğan stoklayanları suçlamak
kasıt aramak yanlıştır. Yorumumuz bu şekildeydi. Şimdi pazarda fiyat 7-7,5 lira soğan fiyatı. Gümrük vergisi sıfırlanmış. İthale eşir şık yakılmış. Pek çok üründe bu var. Belli ki yanlış yaptıklarını kabullenmişler. İthalat yoluyla terbiye edecekler. Bunun yan tesiri nedir? Hadi ithalat yaptınız, sübvansiyonu da eklediniz, soğan fiyatını 4 liraya düşürdünüz diyelim. Bunun anlamı şu, soğan ekenler zarar edecek, banka borçlarını da ödeyemeyecek. Belki üretmemeyi tercih edecekler. Önümüzdeki sene çok daha büyük ithalat yapmak zorunda kalırsınız. Ülke kaynaklarını atıl duruma düşürürsünüz. Çiftçiyi bitirmek bu ülkenin sorunlarının çözümüne kesinlikle hizmet eden bir şey değil. Yanlış yolda ilerliyorlar. Bakın arızı bir şey olur, kısa vadede bir kereye mahsus ithalat kapısını açarsınız. Ama bu kronikleşmeye başladığı zaman bunun sonu felakettir. Hani kış vurur bir şey olur değil mi? Tabii. O durumda yap. Bir de şu var, tüketiciyi korumak kadar üreticiyi korumak da önemlidir. Ama tarımsal üreticinin nüfus içindeki payı küçükse sırtına binmek, batmaya zorlamak yani daha büyük sorunlara davetiye çıkarmak. Evet. Cumhuriyet diyor ki tarımda Suriye'ye bile muhtacız demek ki. Burada tarıma biraz döneyim. Yani Antep'ten gelen soruyla ilgili. Tarımda örneğin gübre fiyatı %100'e yakın zamlanmıştı. Bir %15 indirim yaptılar. Tekrar onu geri almışlar. Gübre fiyatları %100'ün üstünde artmış. Her türlü girdi fiyatı anormal yükselmiş. Yine bu hafta içinde alınan tarım ürünleri üretici fiyat endeksi 2018 genelinde 12 ayda %15 artmış. Aralık ayındaki artış 3.28. Bu koşullarda maliyetler mazotundan gübresine, işçiliğine her şey anormal artarken ürün fiyatları çok cüzi artış sergiliyorsa zarar garanti demektir. O toprağa ekmemek, daha az zararı göze almak daha uygundur üretici açısından. O zaman tüm ihtiyacını da ithal edemeyiz ülkenin. İyice olmuşuz. Bakın diyor ki haber, 2018'in 11 ayında Suriye'den 2.7 milyon dolarlık zeytinyağı geldi. Türkiye tarım alanlarını bir bir yok eder, ithalatın kapılarını sonuna kadar açarken 8 yıldır savaştaki Suriye'den bile ürün alıyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 1.4 milyar dolara ulaştı. İthalatta pamuk getiriyoruz diyor. İşte yani Suriye'den bile, 8 yıldır savaştaki Suriye'den bile 1,5 milyar dolarlık neredeyse şey oluyor. Orayla mukayese etmek çok doğru olmayabilir Ali Bey. Neden? Olağan dışı koşullar geçerli. Bir takım ihtiyaçları var orada üretilmeyen, almak zorundalar. Alabilmek için de satabilecekleri ne varsa onları devreye sokmak zorundalar. Fiyatlar normal piyasa fiyatları olmayabilir oradan gelen malların. Yani bu istisnai bir durum. Oradan çıkarak genelleme yapmak doğru olmayabilir. Anladım. Peki. Şimdi dip yaptı haberlerine bakalım mı? Dip yaptı haberleri. Bir tanesi mesela inşaatta dip yapma var. Bir dakika. Buna mı girelim? Peki Deniz Bey ne derse onu yapacağız. Yani başka çaremiz yok. Ekonomik kriz dönemleriyle yarışır hale geldi. Perakende de güven dip yaptı. Tüketici güvenindeki düşüş kur kriziyle birleşince perakende sektörü 2018'de inişli çıkışlı bir seyir izledi. Alınan tedbirlere rağmen perakende güven endeksi 2009'un gerisine düştü demiş. 2009 -13.1, 2018 -13.7 diye vermiş yıllık değişimi. Mobilya ve ev eşyası kurtarmış perakende de. Bu ne anlama gelir? Şimdi belli ki bu haber bu hafta içinde açıklanan bazı veriler üzerine türetilmiş. Bu hafta başında perakende satış rakamları Kasım ayı ve ciro endeksleri açıklandı. Ciroda %15 artış var. Enflasyonun altında reel bir gerileme söz konusu. Perakende satışlarda da gerileme söz konusu. Kasım ayı için konuşuyoruz. Kasım ayı için beyaz eşya, dayanıklı mallarda KDV, ÖTV indirimleri vardı. Satış talep öne çekiliyordu. O nedenle orası farklı olabilir ama gelininde gerileme var. Hem de mevsimlik indirimlerin devreye girmiş olmasına rağmen. Bunun anlamı belli. Türkiye'deki talepte kalıcı zayıflamalar var. Çarklar eskisi gibi dönmeyecek. Evet. Peki o inşaat haberine bir bakalım şimdi. Deminki orada da bir dip yapma olayı var Deniz.
Mesela tahsilatlar da dip yaptı diyor. Nerede o? Evet. Evet. Hani? Peki, tahsilatlara ben başka bir taraftan gireyim. Girin. Biz beklemeyelim. Bir, kredi mekanizması pek çalışmıyor. Yeni kredi yok. Borç yapılandırmaların büyük kısmı sürüncemede. Zamana bir oyun var. Bu ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Yeni kredi olmayınca piyasanın kendi içindeki vadeli satışlarında da vade anormal düşüyor. 2 yıla kadar uzamış olan vadeler 2 yıl öncesinde şu anda en fazla 3-4 aya gelmiş durumda. Satışlar kötü, nakit akımları sorunlu, güvensizlik büyük. Herkes niye kampanyalar yaptı, enflasyon topu mücadeleye girdi ya da zarar pahasına ihracat yöneldi? Nakit akımlarındaki sıkıntıyı hafifletebilmek için. Herkes satarken örneğin 2 yıl vadeyle satılan ürünlerin olduğu piyasalarda bile yarısı peşin, yarısı 3 ay vade. Koşullar çok değişti. Çarklar dönmüyor artık. Yani KOBİ'lere 20 milyarlık kredi dediler ya, bu birkaç aylık maaşları ödemeye dahi yetmez. Maaşları ödemeye dahi yetmez. Tabii o şirketlerde. Zaten peki, gecikmeli ödeniyor. Peki. Kredi hocam, kartı limitleri dolu. Maaşlar vaksinde alınamıyor. Fiyatlar dengesiz. Fiyatlama davranışları bozuk. Bir de kredi kartında taksitle alışveriş var ya. Hocam alıyorsunuz, alıyorsunuz. Nasılsa küçük küçük taksitler ama toplamda bir şey yapıyor. O da kredi kartı limitinizi iyice eritiyor. Siz diyelim 4000 lira limitli kartta 4000 lira para var zannediyorsunuz. Yok, limitte oldu. Limitte oldu. Kalan taksitler için banka garantörü olduğu için limiti yiyor. Yiyor. Bir bakıyorsunuz paranız kalmamış. Tabii. Halbuki ufak ufak taksitler diye bakıyorsunuz. Yani tehlikeli bir durum bu kart kullanımı. Şimdi BDDK belli ürünlerde taksit sayısını artırdı. Evet. Ama limitler doluysa bunun bir faydası yok. İşte sıkıntı orada. Peki Berat Albayrak'a gelelim mi yine? Bütçede açık %52 arttı. Bu net olarak görüldü. Hafta içinde ne günü? Salı günü konuştu Berat Albayrak. Tamam dedi. Hedefler tuttu. Hocam ben anlamadım. Yani ben tabii böyle bir ekonomi bilgim çok fazla, bilgisi çok fazla olan biri değilim ama hem %52 bütçede açık artacak hem de hedefler tuttu diyeceksiniz. Mümkün mü bu? Bir teknik açıklama yapayım bir soruya yanıt verirken. Bütçe gerçekleşmeleri diye açıklananlar tahakkuk bazlıdır. Harcamalarda bir sonraki yıl ertelenen ödemeler görünmez. Gelirlerde tahsilat tahakkuk farkı görünmez. Yani bütçede manipülasyon yapmak, olduğunda iyi göstermek çok zor bir iş değil. Şimdi o zaman soralım. Hangi sektörler 2018 yılı içinde devletten alması gereken parayı alamadılar da 2019'da görüşürüz dendi? Müteahhitler. Sağlık kurumları. Siz yapmanız gereken ödemeleri salladıysanız harcamayı düşük gösterip açığı tutturdum diyebilirsiniz. Ama 2019 bütçesinde yeni ödemeyle, hele hele Merkez Bankası Genel Kurulu'da erkene alındı, gelen parayla ödemeleri yaparsanız ne olacak? Şimdi 2018 yılı için o söylenenler gerçeğin kendisi değil. O makyajlı bir yapı. Makyaj oranında %10 mu, 15 mi, 20 oran çok yüksek. Bayağı boyamışlar. Bayağı boyamışlar. Yani, onu başarı diye satmak, sırf beklentileri düzeltmek için. Hedefi tutturduk diyor ama ameliyat iğnesi, şırınga iğnesi bulunmuyor hastanelerde. Yani, nasıl olacak? Bakın, gelirler tahakkuk bazlı, tahsil edemiyorlar. Onun için sürekli borç yapılandırması, aflar çıkarıyorlar. Tahsilat oranları düşmeye devam ediyor dalgalı bir şekilde. Ve bütçede harcamalarda tahakkuk açığı da ödenmesi gerekip de ödenemeyen ödeneksizlik veya nakit yokluğu nedeniyle. Bu oran da çok büyüyor. Müteahhitlerin bunları dikkate aldınız ama açıklanan bütçeyi ben ciddiye almam. Bütçemiz iyi gidiyormuş varsayımı üzerine hesap da yapma. İyi de nereye kadar böyle? Gittiği yere kadar.
Ve yolun sonu yakın. En son soruyu mu soruyor? Seçimlerden sonra ne olacak sorusunu. Bu arada siz Merkez Bankası dediniz. Burada bir haber var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olağanüstü genel kurulu başladı. Merkez Bankası Genel Kurulu'nun Nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde banka meclisinin belirleyeceği günde toplanması kararlaştırıldı. Bu olağanüstü toplantıyı olağan hale döndürecekler demek ki. Diğer gündem maddesi olarak da bankanın 2018 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacak. Bunu bana bir Türkçe'ye çevirir misiniz? Genel kurul toplanır, kar dağıtımı karar verdiyse avansa ne gerek var? Belki genel kurulu erkene aldık, normal kar dağıtım dönemi farklı ama peşin önceden avans demek istiyor olabilirler. Geçen yıl Merkez Bankası piyasaları sürekli fonladı. Buradan bir faiz geliri var. Sıfır maliyetle para yaratıyor. En son geri kalan yılın son 4 ayında %24 çekti bu paraları. İki, Türk Lirası uzlaşmalı döviz ihaleleri, vadeli işlem piyasadaki işlemleri. Buradan kur farkından gelirleri var. Bunlar dağıtılacak. Biraz zorlayıp döviz pozisyon fazlasından oluşan karların bir kısmını dağıtmaya kalkışabilirler. Ve bu kararı aldıktan sonra da önceden Şubat ayında ödemeyi yapmayı avans niteliğinde zorlayabilirler. Hazine, yani Maliye Bakanlığı bunu istiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da Merkez Bankası'nın büyük ortağı, patron, genel kurulda 150'den fazla oya sahip, o ne derse o olacak. O da bu parayı istiyor. Şubat'ta istiyor. Seçimden önce istiyor. Evet. İyi de bu seçim yatırımları yani bayağı arttı. Bakanın telaffuz ettiği rakam 37 milyar lira. Bayağı dağıttılar. Bir sürü şey dağıttılar. Değil mi şimdi yani? Konu şu. Bu para ne olacak? Hazinenin hesabında durup güzel güzel uyuyup faiz gelirimi elde edecek? Yoksa geçen yıl ödemesi gelirse gerekip de ödemedikleri müteahhitlere ödemeler mi yapılacak? Sağlık kurumlarına veya başka bir takım seçim yatırımlarına? Harcamalara mı gidecek? Ne olacak? Harcamalara gidecek herhalde. Harcamalara gidecek. Peki bu para piyasaya çıktığında likitte bollaşacak. Bu likitte ne yapacak? Döviz talebini uyarır mı? Evet, uyarır. Bunun üstünü örtmek için bu hafta boyunca sürekli döviz sattırdılar piyasaya. Kurun yükselişini ötelemek, beklentilerin bozulmasını engellemek için. Eğer kur şu anda 5.70-80 olmadıysa bu baskı yüzünden, o ortamda bunu yapsalardı altının üstüne gitmesini önleyemezlerdi. Yanlış iş yaptıklarını bile bile yapıyorlar. Bir işe yarayacak mı? Bir işe yarayacak mı? Yani bu parayı alanlar açısından işe yarar. Ama bunun sonuçları birilerini daha çok üzer. Orta vadede. Peki yeni torba açıldı düzeyinde haberler var. İşte herkes için iyi olacakmış. Yeni torba devrede milyonları ilgilendiren... Bakın Halil Bey, 2019 bütçesi, torba yasağı diyorsunuz. Seçim rüşvetleri var. Nasıl ki 24 Haziran'ın seçim öncesinde vardı emeklilere çift ikramiye gibi. Bunun anlamı şu. Sosyal güvenlik açıkları kontrolsüz bir şekilde büyüyecek. Emekli maaşları vesaire diyorsunuz. Bütçede yük artacak. İki, kısılamayan harcamalar var. Bütçe harcamaları büyüyor. Bunun karşında gelir yaratmak da kriz nedeniyle giderek güçleşiyor. Anormal miktarda borçlanma imkanlarımız da yok. Biraz önce geldiniz. Seçimden sonra ne olacak? Eldeki imkanları sonuna kadar kullanarak hadi seçime kadar idare ettiniz. Olduğunuzdan iyi göründünüz. Kurların da zıplamasını bir şekilde engelleyebildiniz ucu ucuna diyelim. Seçimden sonra ne olacak? Bakın, finansal piyasaların kanaati. Oradan alıyorum. IMF dışında çıkış yok. Ne demek IMF dışında çıkış yok? Yani Türkiye'de seçim sonrasında kaynak sıkıntısı anormal büyür. Kurların faiz yükselişi önlenemez. Bunları geciktirmenin tek yolu da IMF ile anlaşmaktan, finansal sorunların ağırlaşmasını önlemekten geçer demeye çalışıyorlar. Ama IMF ile bu siyasilerde anlaşır anlaşmaz bilmedikleri için de borç yapılandırmasında pek çok konuda ayak sürmek zorunda kalıyorlar. Da krizi derinleştiriyor. Şimdi IMF ile anlaşılırsa ne olur, anlaşılmazsa ne olur? Anlaşılmazsa kaos, kriz derinleşir.
Peki anlaşılırsa kriz derinleşmez mi? Yine derinleşir. Bakın geçen hafta Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı. 11.6. Muhtemelen Aralık-Ocak döneminde bu rakam 13 seviyesine yükselmiştir. Peki 2019 sonunda ne olur? IMF ile anlaşsanız da anlaşmasanız da 15'in üstüne gider. Bunun diğer rakamlara yansıması, Türkiye'nin tüm sorunları ağırlaşacak. Ekonomide daralmalar olacak. Yaprak dökümü her sektörde yaşanacak. Aşırı borçlu sektördeki yıpranma çok daha yüksek oranlı olacak demektir. IMF ile anlaşsanız da anlaşmasanız da. IMF ile anlaşırsanız ağırlaşması biraz daha düşük kalır ve IMF Türkiye'nin sorunlarını artık çözebilecek kapasiteye sahip değil. Küresel koşulların da katkısıyla. Peki bu siyasi irade IMF ile anlaşır mı anlaşmaz mı? Bu başka bir soru. Ama anlaşsa bile esas sıkıntı IMF ile anlaşmak demek Türkiye'nin yeniden Atlantik'in vesayeti altına girmesi demek. Siyaseten çözülme parçalama sürecinin kapısının yeniden açılması demek. Yani ekonomik olarak çözüm yok, sorunlar ağırlaşacak ama siyaseten tam kayacağız. IMF ile anlaşmazsak hızla ekonomi kötüye gidecek. Şimdi bunu görenler, Türkiye'nin kırılganlığını bilenler ne yapar, ne yapmaz? İki, siyasi irade seçim sonrasının tehlikesini azaltmak yerine oy kaybını önlemek için her şeyi çarçur ediyorsa bu biraz ilkeye ihanet kapsamına girer. Başka bir çare yok mu? Yani şöyle, yani düşünüyorum beyin jimnastiği. Hatırlıyorum, geçen yıl referandumdan önce adaylar imza topluyorlardı. İşte Doğu Perinçek imza topluyordu, İyi Parti imza topluyordu, Temel Karamollaoğlu imza topluyordu. Doğu Perinçek tam da imzaların toplandığı günlerde, ki burada olsa, başında olsa çok daha kolay olabilir diye düşünüyorum. Kalktı Çin'e gitti. Çin'den 400 milyar dolar para alabilir miyiz diye. Hükümet böyle bir yola başvuramaz mı? IMF'ye gitmek bilmem ne yerine. Adamlarda para çok. Siyasi iradenin sıcak paraya ihtiyacı var. Acil. Çin'den sıcak para gelmez Türkiye'ye. Yatırım mı gelir? Yatırım olabilir. Koşullara bağlı olarak. Sıcak para niye gelmez? Sıcak para gelmez. Onların bakış açıları dünyaya çok farklı. Tarzı mı değişiyor? Onlar kolay para kazanma peşinde koşan bir yapıya sahip değiller. İlginç. Ama çok büyük bir şey daha söyleyeyim. Yine IMF'den, eğer Türkiye IMF ile anlaşırsa, anlaşmak durumunda bırakılırsa nedir? Savunma sanayi yatırımları falan hepsi durur. Harcamalar durur. Kamu desteği durur. Başka bir şey daha soracağım. Türkiye'deki siyasi yapı da dramatik bir değişim sürecine girer. Ömrünü tamamlamaya koşar. Her olasılıkta. Şimdi bu 3600 ek göstergeler, şunlar bunlar falan. Yani bir süredir geçen sene mesela Cumhuriyet tarihinin en ağır krizine girmiş olabiliriz. Bunun etapları var. 31 Mart seçimlerinden sonrasında yeni bir aşamasına geçilecek. Bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra o yeni aşamaya biraz bakalım. Olur. Tamam. 4 dakika. Evet, devam edelim hocam. Mart'tan sonra yeni bir döneme girer dediniz. Durum, o yeni dönem nedir? Yeni dönem IMF ile anlaşılması ve anlaşılamaması durumuna göre değişir. Bir geçiş süreci olarak birileri IMF ile anlaşılıyorsa olumlu gelişmeler var diye uyduruktan haberlerle zaman kazanmaya da çalışıyor olabilir. Ama Mart'tan sonra kesin olan bir şey var. Eldeki imkanlar büyük oranda tüketilmiş olacak. Dış borçlanma olanakları sorunlu. Şu anda fazlasıyla peşinden alınıyor bazıları zaten. Türkiye net dış borç ödeyicisi olmaya devam eder. Bu kaynak sıkıntısını büyütür. Faizler, kurlar yukarı. İki, olmayan kaynağı piyasaya veremeyeceğiniz için iflaslar devreye girer. Konkordatolar iflasa dönüşür. Taze kredi olmaz. İşsizlik hızlı bir yükseliş sürece girer. Ekonomi nefes almakta çok zorlanır. Bu tehlikeyi görenler IMF'den başka
yol yok mesajını veriyorlar. Yani bu kaynak sıkıntısının kontrolsüz büyümesi önlensin. Beklentilerdeki bozulma daha zamana yayılsın diye düşünenler kendi çıkarlarını koruyabilmek için IMF'den başka çıkış yok diyorlar. Ve de şu anda beklentilerin raydan çıkmaması için işte Nisan ayında IMF'den randevu alındı, görüşülecek gibisi haberler de uçuruluyor olabilir. Bu ikisi arasında kısa vadeli farklar var ama orta vadede IMF ile anlaşsanız da sıkıntı büyük. Bir aşaması bu. İkincisi, ya başkanlık sistemi, yetkiler tek elde toplanmış. IMF ile anlaşmak demek tüm ekonomik yetkilerin devredilmesi demek. Yakın markaj demek. Bu siyasi iradeyi çok yıpratır. Yanaşmaz. Bu bir görüş. İki, yanaşması için IMF'ye üzerinde etkili olabilecek birileri IMF'ye biraz üstlerine gitme, yavaştan al diye telkinde bulunup tuzağa çekebilir Türkiye'yi. Başkanlık sistemi bu yüzden sakat bir şey. Tabii. IMF geldikten sonra giderek çarklar sıkılaşır. Bütçe gelirlerinde şahin olunur. Yani gelir peşinde de koşulur. Harcamalar olabildiğince kısılır. Sosyal güvenlik sistemine transferleri azaltmak için şu anda hiç telaffuz edilmeyen uygulamalar zorla devreye sokulur. Ne gibi? Emeklilikle ilgili geriye dönük uygulamalar gibi. Kazanılmış haklara dokunmak gibi. Tazminatlara sosyal güvenlik gibi. Açıklarının artmasını nasıl önleyeceksiniz? Bir takım uygulamaların iptali gibi. Katkı payının %100'e ulaşması gibi. Şu anda bütçemizde harcamalarının, faiz harcamalarının kabaca 1/3 sosyal güvenlik transferlerine gidiyordu. Bu artacak, öyle görünüyor. 2/3 personele gidiyordu. Kamu çalışanının sayısını da azaltmaya çalışırlar. Geri kalan da her şey yapılmaya çalışıyordu, yatırımlar dahil. Bu çark böyle dönmez. Gelirin azalıyorsa harcamanı da kısacaksın. O harcama artışını önlemek için olağan dışı önlemlere, çözümlere ihtiyaç var. Bu da sosyal dalgalanmalar yaratabilir. Yani IMF'li de IMF'siz de siyaseten ve sosyal denge açısından ciddi sorunlar var. Sürekli ötelenmiş, borçlanarak ötelenmiş sorunlarla yüzleşmek zorunluluğu var. Evet. Siz dediğiniz haberler uçuruluyor ama Rufi Bahtiyar soruyor. Nisan ortası için IMF'den randevu alındığı söylentileri var. Uğur Hoca ne diyor? Selamlar diyor Rufi Bahtiyar. Gerçekten alınmış da olabilir. Hiç böyle bir şey olmayabilir. Birileri beklentileri etkilemek için balon uçuruyor da olabilir. Anladım. Ayşe Bağcan teşekkür etmiş size. Üstümde kalmasın. Bu kadar açık ve net sorularınıza açıklama yapan Sayın Uğur Cüveli'ye saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bu programı yaptığınız için size Sayın Halil Nebiler'e iyi ki varsınız. Başımıza neler geleceğini görüyoruz demiş. Biz de kendisine selamlarımızı gönderelim. Hocam şimdi bunları konuştuk ettik de iki soru daha var benim cebimde. Bunlardan bir tanesi teorik diye bakabileceğimiz bir soru. Daha doğrusu Koç konuşmuş. Cumhuriyet 11. sayfasından ve 1. sayfasından duyurmuş, 11. sayfasından vermiş. Diyor ki kutuplaşıyoruz, birleşmemiz için her türlü sebep mevcutken aramızdaki sınırlar daha da belirginleşiyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu yatırımların yeniden başlayabilmesi için yatırım ortamının hem yerli hem yabancı yatırımlar için iyileştirilmesi gerekiyor. Ama ben şurayı önemli buldum. Dünya konjonktüründe çok özel bir dönemden geçildiğini, bu dönemin öncekinden önemli ölçüde farklılaştığını belirterek, jeopolitik zorluklar ve teknolojinin getirdiği yıkıcı değişimler nedeniyle yepyeni ve son derece karmaşık küresel problemlerle karşı karşıya olunduğunu kaydetti. İçinden geçilen bu dönemi zıtlıklar devri olarak tanımlayan Koç, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan 70 yıl boyunca tarihte eşi benzeri olmayan bir ekonomik kalkınma ve barış ortamının keyfini sürdük. Ancak bu düzen şimdi tehdit altında. İnsanların mutluluk seviyelerinin düşmesinde büyük bir sorun varmış. Birinci sayfayı verebilir misin? Birinci sayfada daha kalın çizgiyle vardı. Deniz'in birinci sayfa, birinci sayfadaki haber. O birinci sayfa daha netti. Şöyle diyordu. Evet.
Koç'a göre önümüzdeki dönemde uluslararası işbirliğiyle içe kapanmanın serbest ticaret ile korumacılığın çatışmasını, yani zıtlıkların savaşına tanık olacağız diyor. Güzel değil mi? Güzel de ucundan dokunmuş, tam konuya girmemiş. Bu kadar bile önemli. Sık sık dile getiriyoruz. Yani 1945'te kurulan dünya düzeni bir önceki devrin çözemediği sorunları çözme basiretini gösterdi. Bu sorunların çözüldüğü dönemler Soğuk Savaş'ın etkili olduğu ve üç kutuplu bir yapıydı. Yani Batı bloku, Doğu bloku ve üçüncü dünya ülkeleri olarak tanımlanabilir. O ortamda dünyada yoksulluk sınırı altında yaşayan insan sayısını azaltmak başarıldı. Yıkım üzerinden yeni bir inşa devreye sokuldu. Bugünkü düzen de dünyanın sorunlarını çözemiyor. Sorunlarının ağırlaşmasını önleyemeyen düzen yerini çözebilecek bir düzene bırakır. Geçiş sancılı olur. Geçişin başlangıcında zıtlıklar ön plana çıkar, belirginleşir. Yani kimse bu zıtlıkların bir uzlaşıyla nihayete erip ondan sonra bir refah dönemine geçileceğini hayal etmesin. Çıkar çatışmaları var. Bugün Orta Doğu'da kapışma, jeopolitik riskler nedir? İşte hatırlayın 1990'ların sonuna doğru işte Amerikan medyasına üfürülen haberler. Jeopolitik risk alanları. Bunun sayılıyordu 14-15 tane. %95'i Karadeniz, Orta Doğu eksenindeydi. Peki aradan geçen 20 yılda neler yaşanıyor? Yaşanan gerginliklerin hangisi olumlu sonuçlandı? Hayır, sürekli gerginlikler artıyor. Bu bir süreç. Bunun sebebi yeni dünya düzeninde belirleyici olma mücadelesi. Artık bir şey açığa çıktı. Tek kutuplu dünya olmayacak. Her ülke yıkım sonrasında toparlanmasını daha kolay mümkün kılacak yeni ekonomik entegrasyonlara yönelecek. Bu süreçte rekabet koşulları çok bozulacak. Ayakta kalmak isteyenler dijitalleşmeden yararlanıyor, birileri nemalanıyor, diğerleri bir takım kavgayı öteliyor ama hepsi aynı anda aynı sacıyı gidiyorsa birileri yine dökülmek zorunda. Bakın, orta vadede dünyada işsizlik artıyor olacak. Dünyada sistem daha hızlanan bir şekilde çöküyor olacak. Kutuplaşmak ve korumacılık kaçınılmaz hale gelecek. Bunun aksi tüm eğilimler dünyayı bir süreliğine terk edecek. Evet. Şimdi bu ortamda yatırım ortamını iyileştirmek. Bunu görenler yatırımdan uzaklaşır. Risklerini durumun farkında olmayanlara devretmeye çalışır. Dünyanın son 10 yılına bakıyorsunuz küresel krizden beri. Bu oynanıyor zaten. Evet. O konuya biraz daha gireceğim ama tam jeopolitik dedik ya. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin çekilme kararı ile ilgili bir açıklama yapmış bugün. Ayrıntılarını Gürkan Demir'den alalım. Belki bizim konumuzla da ilgili bir şeyler vardır. Gürkan, buyur. Söz sende. Talin Nebiler Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy 2018 yılında aslında Türk dış politikasını özetleyen bir basın toplantısı düzenledi. Hem de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Orada öne çıkan başlıklara bakacak olursak Türkiye'nin Afrin Harekatı'nı tamamladıktan sonra namlularını Fırat'ın doğusuna çevirmesi ve buradaki kararlılığın ardından Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararı aldığını ifade etti. Tabii bu çekilme kararının PKK-PYD'ye fayda sağlamaması gerektiği ve yeni oldu bittilere izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, Büyükelçi Sedat Önal'ın 5 Şubat'ta Amerika'ya gideceği ve buradaki temaslarında Türkiye'nin hem Amerika'nın çekilme sürecine ilişkin görüşlerini hem de güvenli bölge önerisini ilişkin Türkiye'nin Ankara'nın fikirlerini aktaracağını ifade etti Hami Aksoy açıklamalarında. Yine Hami Aksoy yaptığı açıklamada bugün Türkiye'de Amerikalı Senatör Lindsey Graham'ın olduğunu, Graham'ın temaslarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüşmeler yapacağını, bu görüşmelerin de yine ana gündem başlıklarının Amerika'nın Suriye'den çekilmesi, PKK-PYD'nin durumu, Membiş mutabakatı, FETÖ ile ilgili gelişmeler ve güvenli bölge tartışmasının olacağını belirtti Hami Aksoy açıklamasında ve Türkiye'nin güvenli bölge önerisine sıcak baktığını kaydetti. Tabii Önal
bu görüşmelerde Türkiye'nin Şam'da bir büyükelçilik açıp açmayacağı sorusu da yöneltildi basın toplantısında. Şu aşamada kesinlikle olmayacak ifadelerini kullandı. Hami Aksoy 2018 yılı itibariyle bütününde Amerika ile ilişkiler açısından sorunlu bir yıl olduğunu, bu sorunlara da hem PKK-PYD'nin desteklenmesi hem de FETÖ elebaşı Gülen'in Amerika'da yaşaması gerekçe olarak gösterildi. Yine Rusya ile 2018'deki ilişkilerin ise son derece verimli olduğunu, 22 milyarlık bir ticaret yapıldığını, 6 milyon turistin Rusya'dan Türkiye'ye geldiğini ve bir rekor kırıldığını ifade etti Hami Aksoy. Katar'a ilişkin uygulanan yaptırımların da bir an evvel kaldırılmasına ilişkin ifadede bulundu. Bu şekilde öne çıkan başlıklardı Hami Aksoy'dan. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan diyelim. Sözü yeniden İstanbul stüdyomuza bırakalım. Peki, çok teşekkürler Gürkan Demir. Anlaşıldı mesele. Ha, bu arada bir mesaj geldi arkadaşlar. Tarsus Karaçerçili mahallesinden Celal Söymer diyor ki, abi 3 gündür elektrikler kesik ya diyor. Hocam 3 gündür elektrik kesik olur mu ya? 3 gündür. Adamların elektriğini verin ya. Bu şeye gelince işte kutuplaşma olacak, birileri dökülecek meselesine gelince, bu kutuplaşma, bu değişim aynı zamanda 30 yıldır süren küresel sermaye ile ulus devletin savaşının neticelenmesiyle sonuçlanmayacak mı? Tabii ki, bakın şu anda gelen haberle bizim konuştuğumuz arasındaki bağlantıyı kuralım. Şu anda çekirdeğini Rusya ve Çin'in oluşturduğu bir kutup var. Çekirdeği sadece Amerika'dan oluşan başka bir kutup var. Karadeniz, Orta Doğu, Doğu Akdeniz'deki kavga bu iki taraf arasında. Ama taşeronlar vesayetçiler devrede gerginlik giderek tırmanıyor. Bu iki kesimin uzlaşması mümkün görünmüyor. İki, bu çekişme başka kutupla, bölgesel kutuplar da yaratacaktır. Bu süreç küreselleşmeden daha ulusal çizgiye doğru akımları besleyecektir. Sistemik çöküşe doğru ilerleyiş bunu besleyecektir. Bir düzen çökecek, yeni bir düzen uzun, belki uzunca bir geçiş sürecinden sonra yeniden şekillenecektir. O uzunca geçiş süreci yeni kutupların doğmasını da zorunlu kılacak. Orta Doğu da bunlardan biri olabilir. Şimdi konu şu, bu eksende Türkiye'nin iki kutup arasında aracı olma şansı sıfır. Taraf olmak zorunda. Herkes yerini biliyor. Kendi çıkarı neyi gerektiriyorsa o tarafla ilişkilerini dengeli bir şekilde götürmek zorunda. İlla birine vesayet altına girmek zorunda değil. Komşularıyla ilişkilerini geliştirmek zorunda. Kendisine yapılmasını istemediği şeylerin komşuna yapılmasına da izin vermemek zorunda. Eğer böyle bir potansiyel görüyorsa. Şimdi biz olması gerekenin neresindeyiz derseniz, insanlarımız artık nasıl doğru bakılır bilmiyor. Herkes şaşı bakıyor. İktidara ayrı bakıyor. Muhalefet ayrı şaşı bakıyor. Herkes kendi çıkarına göre konuşuyor çünkü. Ülke çıkarına? Ülke çıkarına göre konuşan çok az. Ya da sesleri çok az. Geniş kesimlere ulaşamıyor. Peki, bir şeyi daha merak etmiştim. Onu da sorayım. Trump, ekonominizi mahvederim dedi. Ben de nasıl yani dedim. Bir, yapar mı? İki, mahvedilecek bir ekonomiden bahsedebilir miyiz? Şimdi şu anda Türkiye'de hiçbir şey göründüğü gibi değil. Korku her boyutta var. Korkanlar rahat uyuyabilmek için aman beklentileri yönlendirmeye çalışalım. Aman enflasyonu biraz daha hızlı geriletelim. Ama başka bir de ama büyümeye devam etmek zorundayız. Herkes korkusunu dile getiriyor. Korkular arasında korkunç bir uyumsuzluk var. Olduğundan farklı görünme bunun bir sonucu. Şimdi beklentileri biri bozarsa, geniş kitleleri beklentileri yönlendirmenizi engellerse mahveder. Trump'ın söylediğini bu eksende okumak lazım. Geçen yılın ikinci yarısında yaşadığımız da çok farklı değildi. Beklentiler pamuk ipliği gibi çok kolay bozulabilir. Dünya kadar çaba harcarsınız olduğunuzdan iyi görünmek için, biri tek bir lafla, tek bir örnekle mahvedebilir. Aslında mahva sebep olacak şey, olduğundan farklı görünmek yerine ne olmak istiyorsak o yolda yürümeyenlerin suçudur.
Ekonomiyi aslında mahveden onlardır. Mevlana dediği gibi, ya olduğun gibi görüneceksin ya görünmek istediğin gibi olmaya çalışacaksın. Biz ne olduğumuz gibi görünmeye katlanabiliyoruz, ne olduğumuz gibi görünmek için çabalıyoruz. O zaman da birileri böyle konuşur. Evet. Birileri de bunun anlamını bilir, taviz vermeye kalkışabilir. Seçime kadar beklentiler bozulmasın diye. Anladım. Peki hocam, 2 dakika kaldı. Bu serbest vuruş için 2 dakika bu hafta. Merkez Bankası Genel Kurulu toplanıyor. Bugün önemli. Aksini söyleyenlerin kendi çıkarları için uygun olanı söylüyorlar. Piyasaya bir likidite Şubat ayında muhtemelen önemli bir likidite çıkacak. Bu fiyatlama davranışları da bozukken, korkular ön plandayken istenmedik eğilimleri tuşturabilir. Seçim sonrasını düşünerek pozisyonlanmalar devreye girebilir. Yabancılar ülke riskini azaltmaya kalkışabilir. Yerleşikler de bunun sonuçlarının kendileri üzerindeki etkisini azaltmak için çaba harcayabilir. Yani ortalık toz duman, belirsizlik çok yüksek. Herkes dikkatli olsun. Kısa vadeli eğilimlere bakarak kimse pozisyon almasın. Herkes tedbirli olmayı tercih etsin. Yani işte ek gösterge arttı, benim maaşım da arttı diye dolmuşa binmenin zamanı değil. Aman, değil mi? Biraz daha tutumlu olmak galiba daha iyi oluyor. Kesinlikle. Peki arkadaşlar, Uğur Civeli'ye çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ama bu haftalık bu kadar. Hafta sonu yok. Dükkan kapalı. Pazartesi saat 10'da buradayım. Hiç kaçarı yok. Pazartesi 10'a kadar lütfen kendinize iyi bakın. Hocanın dediklerini dinleyin. Ayağınızı organınıza göre uzatın. Ondan sonra vay ben battım da ettim de kimse gözünüzün yaşına bakmıyor artık bu saatten sonra. Neydi oğlum, pazartesi saat 10'a kadar değil. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Hey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. Gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan, 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.